Merhabalar herkese. Bir sabah videosuyla sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda dün 3. tur heyecanı başladı. Maalesef hiçbir sporcumuz 3. tura kalamadı ama ülkemizi başarıyla temsil etti hepsi diyelim. Ve 3. turda Magnus Carlsen, Arjantara eşleşmesine bakalım. Bir tarafta dünyanın bir numarası, aynı zamanda Norveç'in bir numarası. Diğer tarafta ise Norveç'in 2 numarası Arjantari var. Arjantari'den Norveçler tabii ki çok umutlu. Yeni Carlsen olarak görüyorlar onu ve Arjantari tabii ki bu eşleşmede Carlsen'i zorlamak isteyecektir. Bakalım neler olmuş. Carlsen C4 ile başlamış oyuna. E6'nın ardından G3, Carlsen İngiliz açılışını tercih ediyor. D5'in ardından fil G2, C4 piyonu şimdilik boşta gibi gözüküyor. D çarpı C4'ten sonra vezir A4, ver şahı ver piyonu C6 ile şah engellenince vezir çarpı C4 alınmış oldu Carlsen tarafından ve C5. C5 aslında alışık olmadığımız bir hamle, yani 5 hamle oynandı ve siyahların taşlarına baktığımız zaman yerli yerinde duruyor ama yani o kadar da alışık olmadığımız demeyeceğim. Çünkü C5 hemen rakibinin D4 sürmesini engelliyor. D4 karesinin hakimiyetiyle alakalı bir hamlenin olduğunun yarısına bir de C6 karesini kullanabilir kılıyor siyahlar adına diyelim. B3 oynamış burada Carlsen ve at F6'nın ardından fil B2'ye girişiliyor. Fil E7, at F3, at C6, kısa rok kısa rokun ardından iki tarafta gelişimlerini sürdürürken burada Carlsen at E5 oynuyor. C6 karesine bir baskısı var. At çarpı E5, fil çarpı E5, bu baskı böyle önlenmiş oluyor. Fil çarpı E5'in ardından at D7 ile ber E5'teki fili, o E5'teki fil B2'ye geri dönünce de kale B8. Şimdi Arjantari bu çaprazdan kendisini attı ve artık C8 filine de bir yer bulmamız lazım. B5 ile güzel bir alan kazanmak istiyor. Fakat Carlsen burada at C3 oynamış. B5'i süremezsin diyor. Arjantari diyor ki ben fil F6 oynuyorum. Ne alaka, ama işte o alaka, ben artık B5'i sürebilirim diyor. B5 sürmek istiyor yine Arjantari çünkü arkada B2 fili boşta kalıyor. C3 atını sen kullanamıyorsun. Fakat Carlsen de burada kale B1 ile yine sen süremezsin o B5 hamlesini diyor ve B2'deki fili savunmuş oluyor. Şimdi Arjantari B6 ile C8'deki filini geliştirmek isterken Carlsen de B4 ile C5 baskısı yaratıyor ama bu C5 baskısı Arjantari'nin çok umurunda gözükmüyor çünkü fil B7 ile karşılık veriliyor. C5 alındığı zaman da at çarpı C5 onun için pek sıkıntı bir hamle durmuyor açıkçası. Fil çarpı B7 almayı tercih etmiş önce Carlsen. Rakip kaleyi biraz kötü bir kareye atmış aslında. B7 karesini atmış ve bağlantı sağlanamıyor. Yani B7 kale korunamadığı için şu anda o kalenin orada olması kritik olabilir. B çarpı C5, at çarpı C5'in ardındansa hemen fil A3 dediğimiz gerçekleşti. Güzel bir açmaz var burada ama o açmazdan ziyade fil çarpı C5 almak istiyor burada beyazlar. Sen B çarpı C5 alırsan B7'deki kale boşta kalmış olacak. Bu isteğe kale C7 ile karşılık vermiş Arjantari. Hem boştaki kalesini korumaya almış oldu hem de C5'i tekrar bir taşla desteklemiş oldu. Burada belki göster istediğim hamle vezir çarpı D2 olabilir. Çünkü sen fil çarpı C5 alırsan kale C7 ile bu taşı geri alabiliyorsun. Yani piyon alamıyor musun, ama vezir çarpı D2'den sonra beyazların güzel kuvvetli bir hamlesi var. At E4. At E4'ten sonra hem C5'e bir baskı var. Bu çaprazı tekrar hatırlatayım. Hem F6'ya bakıyor ve en önemlisi de tabii ki D2'deki veziri tehdit ediyor. Bu yüzden o piyonu almak böyle kolay kolay yapılabilecek bir hamleymiş gibi durmuyor. Fil A3'ün ardından kale C7 oynamış Arjantari söylediğim gibi ve kale D1 ile artık D2 piyonu savunulduktan sonra kale E8. Açmazdan kurtardı kendini Arjantari ama E8'deki kale hala istediği yerde değil. Çünkü yani bu piyon yapısının arkasında durması, E piyonu sürmeyeceksen bir amacı yok bunun, ama kaleyi oynayabileceği başka kare de yoktu. At B5 ver C7'deki kaleyi diyor Carlsen. Kale D7'ye kaçmış oluyor. Enteresan bir kale gelişimi oldu. Kale B8, kale B7, kale C7. Mouse'um istediğimi yapmıyor. Ardından kale D7'ye oynuyor burada. Fil çarpı C5, B çarpı C5. Şimdi bu kale D7'den sonra beyazlar hemen bozuk bir piyon yapısı yarattı rakipte. A ve C piyonlarının ayrık olduğunu görüyoruz. Tabi burada vezir çarpı C5 almıyor hemen Carlsen. Neden almıyor? Çünkü vezir çarpı C5 alırsam ben önce tabii A7 piyonu istekte bir A6 ile B5 atı kovulacak. Ardından kurmuş olduğu bataryayla Arjantari D2'deki piyonu almış olacaktı. Bu yüzden B çarpı C5'in ardından vezir A4 oynanıyor. Şimdi baktığımız zaman ne alaka, yani D2 piyonu mu savundu bu hamle? A7'ye yine baskı yapıyor ama C5'i de almadı diyeceksiniz. Ama işte burada kale çarpı D2 almak o kadar kolay olmuyor. Çünkü vezirin
Hem E8'e hem D1'e bakışı kritik olabilir. At D6 gibi bir hamle var. Kale çarpı D1, kale çarpı D1 oynadıktan sonra kale çarpı D1 şah çekiyor. Kale çarpı D1 oynandıktan sonra şimdi E8 baskısı var. Onun haricinde böyle bir hat var ki bu hatta tabii ki siyahlar adına tehlikeli olabilecek bir hat. Yani açaraktan at çarpı F7 özellikle şimdi kale E8 oyun kale F8 oynayacaksınız ve at çarpı F7 alabiliyor mesela basitçe beyazlar. Onun haricinde dediğim gibi at çarpı D6'ya kale çarpı D6 da alamıyorsun sen. Kale çarpı D6'dan sonra vezir çarpı D6 alamıyorsun bu sefer. E8'deki kale boşta kalmış oluyor ve beyazların kalite önde kalmış olduğunu göreceksin. Tabii ki işin güzelliği benim anlattığımın birçok yani benim anlattığımın belki de yüzlerce katı hesap yapılıyor oyunlarda ve oyuncular bunları çok rahat bir şekilde hesaplıyor. Bu yüzden ben sadece birkaç hamleyi böyle aydınlatmakla yükümlüyüm diyelim. Vezir A8 oynuyor Aryantar'ı. Güzel bir hamle. A7 baskısını savunmuş oluyor. E8'deki kaleyi artık daha rahat bir yerlere oynayabileceğim. Aynı zamanda güzel de bir çapraz. Yani oyunda böyle sevdiğim hamlelerden bir tanesi oldu bu Vezir A8. Vezir A8'in ardından D3 oynandı. D2 piyonu savunuldu. D1 kalesi artık aktifleşebilir. H5. H5 ile şimdi birazdan H4'ler falan gelebilir. Buradaki piyon yapısı yıkılabilir ve vezirin buradan bakışı kritik olabilir. Diyeyim ben size kale DC1'in ardından C5 piyonu isteniyor. Kale C8'de o piyon tutulduktan sonra at A3. Atın artık başka bir yere manevra etmesi lazım. Karsen B5'teki atın görevini tamamladığını düşünüyor. Kale D4 ver veziri. At C4 zaten at oraya manevra etmek istiyordu. Ve şimdi H4 hamlesi geliyor. Vezirin de H4'e bakış kesildikten sonra bu H4 hamlesi kritik tabii ki. Piyon yapısını dağıtmak istiyor. Karsen de G çarpı H4 gibi bir hata yapmıyor tabii ki burada. Vezir B5 de yoluna devam ediyor. Burada aslında Karsen'in amacı rakibinin bu çaprazını kapatabilmek. Çünkü burada dikkat ederseniz siyahlar H3 oynayabilir ve G2'den matlar tehdit edebilir. Bu yüzden Karsen vezir B5, vezir B7 fikrini oynayacak ama Aryantar da diyor ki ben vezir D5 oynayacağım. Benim çaprazımı kolay kolay kapatamayacaksın. Fakat vezir B7 ile şimdi Karsen diyor ki hem C8'de kareyi istiyorum hem de vezir değişmek istiyorum. Ne yapacaksın? Tabii ki gidip vezir çarpı B7 vurmuyoruz. Vezir çarpı B7'nin ardından kale çarpı B7 var. Kaleyi 7. yataya atarak taş kırışımı bizim için hiç iyi olmaz. Bu yüzden kale D8 oynuyor Aryantar'ı. Vezirini savunuyor. Boştaki taşını kaçıyor. Şimdi Karsen vezir çarpı D5 alıyor. Tabii A7'deki vezir A7'deki A7'deki piyon boşta. Bir vezir yani gelecekte bir vezir olabilir diye öyle söyledim. A7'deki piyon boşta alınabilir mi? Alınabilir ama bu biraz yani kale buradayken, vezir buradayken, her an şah kanadına aktarılabilirken, burada da bir H4 piyonu varken zor olurdu biraz açıkçası. Yani hesaplanması güç varyantlar var biraz orada. Bu yüzden Karsen vezirleri kırışmayı tercih etmiş. E çarpı D5 ver atı. At E3'e dönünce de kale A4 ile A2 piyonu isteniyor. Burada beyazlar adına kale çarpı C5 varyantına bakmayacağım. Nedenini birazdan anlatacağım. Kale çarpı C5, kale çarpı D5'ler var. Karşılığında A2 veriliyor ama burada kale C2 ile A2'yi tutmayı tercih ediyor Karsen. Şimdi H3 orada rakip şahı bir baskı altına aldı ve yani şahın bir an önce böyle oyun sonlarında aktifleşmesine engel olmak istedi. Karsen de buna hemen şah F1 ile karşılık veriyor. Fil D4 C5 piyonu tutuldu. E3'e bir baskı var. Burada at F5 oynuyor Karsen. Fili vermiyorum. Atı geri E3'e oynuyorum. Fili tekrar D4'e oynuyorum. Ve bir şekilde burada bir iki hamle tekrarı yapılıyor. Berabere mi olacak karşılaşma? Bir beyazda bir siyahta klasik tempoda oynuyor oyuncular. Karsen burada berabereyi tercih etmiyor. Diyor ki biraz daha oynayalım. Kale çarpı C5. Kale çarpı C5 varyantı biraz önce de vardı. Hatta at E3'teyken belki birazdan mantıklı olabilir. Çünkü E3'teyken at D5'e de bir baskısı vardı ama Karsen burada oynamayı tercih etti. Kale çarpı A2 alınıyor C5 karşılığında ve şimdi at E3 ile D5 piyonuna bir baskı yapılıyor. Burada Aryantar'ın süresi biraz az ve Aryantar'ın tercih ettiği hamle A5 oluyor. Diyor ki benim A hattında vezirim var. Ben bu veziri yavaş yavaş gerçekten vezir yapmaya çalışacağım diyor Aryantar'ı. Tabii neden D5 piyonu tahtada tutmuyor? Bu biraz Aryantar'ın tamamen düşüncesi ve tercihi diyelim. Yani D5 savunmak yerine A piyonunun yarattığı tehdit ona muhtemelen daha kuvvetli gözüküyor. Yani basitçe böyle bir D4 oynadıktan sonra hem rakip ata C4, D5 gibi kareler veriyorsun hem
Filinin bu çapraza bakışını kapatıyorsun. Ya yani A1'e filin bakışı bu piyonun sürülmesinde bence önemli bir etken. O yüzden burada Arianta'nın A5 sürdüğünü düşünüyorum. A5 sürüldükten sonra at çarpı D5, F6'daki file yine bir baskı var. Fil D4'te kaleye basıyor. Kalenin atı savunabileceği zaten tek yer var. B5'e oynuyor burada kaleyi ve burada Arianta'yı yine dediğim gibi zamanı biraz az A4 oynuyor. Diyor ki ben bir an önce vezire çıkacağım ama işte o konum bu konum değil. Neden bu konum değil? Çünkü oyunun 40. hamlesindeyiz. Magnus Carlsen bir hamle yapıyor. Arianta'yı oyunu terk ediyor. Biraz düşünelim bakalım bulabilecek miyiz diyeyim. Ve videoyu durduranlar olduysa da Magnus Carlsen'in hamlesi at E7. At E7 tahtada görüldükten sonra Arianta'yı büyük bir üzüntü içerisinde oyunu terk ediyor. Neden terk ediyor? Hemen ona bakalım. Şah eğer H7 veya H8 gibi karelere oynarsa burada çok güzel bir Anastasya matı teması var. Kale H5'e gidebiliyor ve baktığımız zaman atın kontrol ettiği yerler kalenin H hattındaki kuvveti burada matı sağlıyordu. Eğer şah F8 oynanırsa işte de burada da başka bir artık 8. yatay zayıflığı konusu devreye giriyor. At C6 oynayabiliyordu beyazlar. Ver kaleyi, ver fili diyordu. Sen bu kaleyle bu fili nasıl savunabilirsin? D7'ye D6'ya gelerek savunabilirsin tabii ki ama D7'ye gelirsen kale B8 var. E7 karesi tutulu. Bu yüzden yapacak bir şey yok. Kale D8 oynarsan kale D8 yine mat olmuş olacaktın. Tabii yani çözüm yok mu kardeşim? Biz böyle çatal yiyerek mi bitecek oyun? Yani fili savunamıyoruz. Belki kalite geri oynamaya devam edebiliriz. Yani bilgisayarın önerisi burada fil F6 oynatmak. Fil F6'dan sonra beyazlar seve seve kaleyi alacak ve fil çarpı D8'in ardından baktığımız zaman kalite geri A piyonu sürebilir miyim, süremez miyim tartışmaları kale B8 gibi kuvvetli hamlelerin ardından çok mümkün olmayacaktı. Ben size terk edilen konumda videomu bitireyim ve izlediğiniz için teşekkürler. Dünya Kupası'nın nabzını tutmaya devam edeceğim. Dün akşam video bekleyenler kusura bakmasın diyeyim, sabah çekebildim videoyu. Bu yüzden beğen tuşuna basarsanız da sevinirim. Hoşçakalın.